AKP MHP iktidarının insan hakları karnesi herkesin malumu. En küçük bir hak talebinin sıradan bir itirazın devlet şiddetine maruz bırakıldığı, soruşturma ve takibatla muhatap kılındığı bir süreçteyiz. Böylesi bir dönemde cezaevlerinin içinde bulunduğu durum da maalesef işler acısı bir görünümde. Türkiye'nin taraf olarak imzaladığı ve uyma yükümlülüğü bulunduğu, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Sözleşmelerce güvence altına alınan Hakların hemen hiçbiri uygulanmıyor. Görüş, kitap, mektup yasakları, avukatla görüştürmeme, fiziksel baskı ve işkence, sağlığa erişim hakkından mahrum bırakma, iktidar propagandası dışında kalan medyaya erişimi engelleme, tedavi süreçlerini engelleme yaygın uygulamalar halinde. Mevcut infaz yasalarına göre ta tanımlanmış, en son ceza sınırını da tamamlamış olan tutsaklar ve hastalığının son deminde bulunan ağır hasta tutsaklar da keyfi gerekçelerle serbest bırakılmıyor. İmralı Ada Hapishanesi'nde bulunan Sayın Abdullah Öcalan başta olmak üzere siyasi tutsakların kaldığı tüm cezaevlerinde ağır bir tecrit politikası uygulanıyor. Ancak bütün bu ağır koşullara ve baskılara rağmen cezaevlerinde onurlu bir duruş ve direniş sergileyen siyasi tutsaklar şu ana kadar tespit edildiği kadarıyla tam 104 cezaevinde kötü koşulları ve üzerlerindeki baskıları bir yana bırakarak 40 yıldır sürdürülen savaşın sona erdirilmesi, Kürt sorunun demokratik ve barışçıl yollarla çözümü, Onurlu bir barışın sağlanması amacıyla başlattıkları aşık grevinin 53. günündeler. Yine yeni bir barış sürecinin önünü açacak en önemli rolün Sayın Abdullah Öcalan'da olacağından hareketle İmralı Ada Hapishanesi'nde uygulanan mutlak tecridin derhal sonlandırılması ve Abdullah Öcalan'ın fiziksel özgürlüğünün sağlanması sürdürülen aşık grevinin en önemli talebi olarak dile getiriliyor. Abdullah Öcalan ile İmralı'da tutulan Ömer Hayri Konar Veysi Aktaş ve Hamili Yıldırım'ın aileleri ve avukatlarıyla görüşmeleri ise tam bin günü aşkındır izin verilmiyor. İmral'daki tecridin sonlandırılarak Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğünün sağlanması amacıyla 10 Ekim 2023 tarihinde dünya genelinde 74 merkezde yapılan eş zamanlı açıklamalarla başlatılan Abdullah Öcalan'a özgürlük Kürt sorununa çözüm kampanyasına Cezaevlerinde bulunan siyasi tutsaklar da 27 Kasım'da açlık grevi başlatarak katılmış oldular. Savaş politikalarında ısrar, birilerinin cebini dolduran yüksek savaş harcamaları, yaşanan ağır yoksulluğun yanı sıra toplumsal psikolojinin sakatlanmasına, ırkçılık ve nefret söyleminin yaygınlaşmasına yol açmakla kalmıyor, giderek büyüyen bölgesel bir yıkım felaketine doğru yol alıyor. Son günlerde sıklaşan asker ölümlerinde üzüntü ve ibretle izliyoruz. Ne Türk'ün ne Kürd'ün. Ne de bu coğrafyada yaşayan herhangi birinin ocağına ateş düşmesin, ve bu yıkımdan, bu çıkmazdan bir an önce vazgeçilsin diyoruz. Geçmişte acı şekilde tecrübe edildiği gibi toplumsal acılarımıza yenilerinin eklenmemesi ve toplumsal kırılmaların oluşmaması için ölüm haberleri gelmeden aşık grevi eylemi konusunda mevcut iktidara ve tüm siyasi odaklara barışçıl yollarla gerekli tedbirlerin alınması dile getirilen taleplerin değerlendirilerek Kürt soruna barışçıl ve demokratik çözümünün önünü açmak üzere harekete geçilmesi çağrısında bulunuyoruz. İmral'daki tecrit bütün hukuksuzluğun inşa edildiği yer bu çok açık bir gerçek sahnelerdeki bu tecritin ilk uygulandığı yer İmral Ada Hapishanesi. İmral Adası hukuksuzluğun inşa edildiği bir yer bu sadece hukuksal değil aynı zamanda toplumsal siyasal bir kapsamdadır İmral tecriti. Buna karşı çıkmak, bu eğer bir hukuksuzluk insan haklarına aykırılık arz ediyorsa ve sürekli hale geliyorsa buna karşı çıkmak hukukun gereğidir. Sayın Öcalan hiçbirimizin savunusuna ihtiyacı yok ama bizim özgür bir yarın hayali için, özgürlüğümüz için ve çocuklarımızın barış içinde yaşaması için bu Öcalan'ın pozisyonuna işaret etmemiz gerekiyor. Bu teçhizin kırılmasının kırılmasına karşı hepimizin ses olmamızı gerekiyor.